Nasıl? Güzel gidiyor mu? Çok güzel olmuş. Ve Seda Hanım bu arada çocuklulara ben de ders verebilirim yani. 4 tane çocuk bakıyorum ben de. Aynen. O konuda tecrübe gayet konuşur. Tecrübeliyim. Tecrübe konuşur diyor Zuhal. Yani. 4 çocuk hani bakıyorum kendi emekliyor diyor. Zaten Ezgi'nin. Bedriye kaç tane büyüttün? Hiç gerek yok ama dediğim gibi sosyalleşmek için uygun bir yer. Maşallah bak 2 çocuk 3 torun büyüttüm diyor. Torun, büyüttüğüm torun 18 yaşında şimdi. Maşallah. Üniversiteye hazırladım. Maşallah. Maşallah. Büyüttüğüm torun 18 yaşında üniversiteye gidiyor diyor. Kızlarım taklitlerinizi yapıyorsun. Sırada işte ara sıcak şöyle yapıyorsunuz ya bütün gün öyle dolaşıyorlar evin öyle içinde. Ya. Zuhal'in kızları ne yapıyorlarmış bak. Kız çocukları böyle hep yapıyorlar. Hep böyle elleri. Şimdi huzurlarınızda paçanga böreği. Paçanga böreği. Ve kızarmış mozzarella. Yengeç bacağı. Dün havyar yemiştiniz, bugün yengeç bacağı. Yani sosyetik masalarda gezinip duruyorum. Onur böyle sosyetik masalarda oturdun mu sen Onur? Bebeğim, ekrandan izlediğiniz gibi burası. Bakın şu anda yanımdalar söylüyorum. Nasıl izliyorsanız burası böyle. Öyle bir resmiyet falan yok bizim aramızda. Dolayısıyla onlar benim yanımda istedikleri gibi tartışabiliyorlar. Tartışmalarına da ben müsaade ediyorum. Çünkü bu bir yarış ya. Yarış, o diyecek ki benim pilavım, öbürü diyecek ki hayır benim pilavım. Tabii ki tartışacak. Ben ne diyeceğim yani? Onur'dan biraz çekiniyorlarmış. Onur zaten, Onur bir mesafe koymuş yarışmacılarla. O mesafe benim yarışmacılarla aramda olamaz. Neden olamaz? Biraz önce Bedriye ne dedi duydunuz mu? Sen bizimsin zaten, evimizdesin. 26 yıldır ben onların evindeyim. Beni gördükleri zaman yabancı birini görmüş gibi olmuyorlar. Evet. Evet, bir gün önce televizyonda seyrediyordum. Dün yanınıza oturunca hani... İşte onun için... Şaşırdım. Yani benimle aralarında ben onu bırakıyorum, tartışsınlar. O zaman ana yemek servisine geçelim. Evet. Kimse kalkıp bir şey yapmayacak. Çok şükür hizmet edilecek. Oturun rahat rahat. Bedriye Hanım, bir rakibinizin elenmesine sevindiniz mi? Çok mutluyum. Ama duymasın, yine de üzülür. Burada değil, nasıl üzülsün? Burada olsaydı üzülmezdi de. Kendi yine istedi yine ama kendi bırakmak ama istedi. Dolayısıyla olmadığı için üzülebilir. Evet. Aynısı size olsa o üzülür müydü? Üzülmezdi herhalde. Biraz öyle yapısında bir sertlik vardı Semra'nın. Koskoca pazarcı, pazarcı Bedriye'yi kim korkutabilir be? Koskoca evet, pazarcı ya. Bedriye. Bütün pazar benden haber bekliyor zaten. Yani maşallah hepimizden dinç. Ya. Tabii git anlat bizi dediler. Tabii. Niye yiyin? Konuştunuz. Ben konuşayım. Dedim aman siz yiyin diye ben konuşuyorum. Yiyin. Demek Recep öyle dedi ha. Nasıl oldu beğendi dedi. Evet öyle dedi Seda Hanım. Nasıl oldu beğendi dedi. Bayıldı deseydin. Ben de öyle dedim. Çok beğendi dedim. Hatta dedim, sana dedim seslendi dedim. Bugün de seslendim bak. Yeni yıla saatler kala. Yarın kimin evinde olacağız? Kimin? Yarın benim evimdesiniz. Hmm. Evet. Kimin evet. evinde yarışacaksın? Ben abimin evinde yarışacağım. Abi. Maltepe'de. Hmm. İnegöl'den geldim. Evet. Dün söyledin İnegöl'den geldiğini. Benim köfteyi unutma. Getirdim. Ha. Getirdim. Hazır. Gelmenizi bekliyoruz. Bir de bir şey daha getirdim dedim. Ben unutmam. Ben size bir şey? Arnavut biberi turşu. Çağrı biberi diye geçiyor bu. Makedon Arnavutların yapmış olup hazırladığı turşu. Ondan da ikramda bulunacağım. Duydun Mümin? Bizim o yoldan.